Tamam mıyız? Peki. Değerli basın mensupları, hepinize merhaba. üç günden bu yana Aydın'da, Aydın'ın Köşk ilçesinde çok ciddi problemler yaşıyoruz. Aydın'ın Köşk ilçesinin Mezeköy mahallesinde, Mezeköy mahallesinde Şimdi mahalle diyoruz, kırsal mahalle diyoruz. Aslında bildiğimiz bizim köylerimizden bir tanesi. Şirin Anadolu köylerinden bir tanesi. Alın teriyle ekmeğini topraktan çıkarmaya, rızkını topraktan çıkarmaya çalışan vatandaşlarımızın, çalışkan vatandaşlarımızın yaşadığı bir yerde ne yazık ki üç günden bu yana vatandaşlarımız bahçesini, tarlasını, bağını, bahçesini, ağaçlarını devletin güvenlik güçlerine karşı onlarla beraber olan şirketlere karşı korumak zorunda kalıyorlar. Bunun kavgasını vermek zorunda kalmışlar. Bakın üç gündür bu vatandaşlarımızın Mezeköy'ü de yaşayan vatandaşlarımızın çiftçilerimizin tarlalarına, bahçelerine paletlerle, tomalarla, postallarla girdiler. Burada yes jeotermal santral kuracağız diye vatandaşın arazisine el koymak için dava açmış vatandaşın mahkemeden çıkacak kararı bile beklemeden alelacele güvenlik güçleriyle tarlalarına girdiler. Değerli arkadaşlar, Aydın uzun zamandan bu yana jeotermal santrallerin kontrolsüz ve düzensiz bir şekilde hunharca çevreyi katleden gelişmesi karşısında havası, toprağı, suyu kirlenen ve bu zehirlenmeye karşı mücadeleyi yürütme çabası içerisindeki bir şehre dönüştü. Bakın burada Meze köyünde birinci sınıf tarım arazisi var. Birinci sınıf tarım arazisi. Fabrika yapmaya kalktığınız zaman bile özel izin almak zorundasınız. Burada zeytin ağaçları var. Ceviz ağaçları var. İncir bahçeleri var. İnciri, zeytini, cevizi, sebze bahçeleri var hasat zamanı. Meyve ağacın dalında hasat zamanı hasatı bile beklemeden bahçelerine, tarlalarına girdiler. El koydular. Vatandaşın ürününü çiğneye, çiğneye, çiğneye vatandaşı çiftçiyi Aydın'ın Köşk ilçesindeki meze köylüyü kendi tarlasından, bahçesinden çiğneye, çiğneye darp ederek attılar. Sokmuyorlar. Niye? Bir yes şirketinin menfaatleri için, çıkarları için, bir şirketin karı için alnı terleyerek ekmeğini çıkarmak isteyen çiftçiler bir kere daha ayaklar altında ezilmeye başlandı. Orada çevre örgütleri var. Orada milletvekillerimiz var. Orada köylüler var. Herkes bu talana karşı el ele vermişler, mücadele ediyorlar. Ve ısrarla ne yazık ki hükümet açgözlü şirketlerle el ele vermiş bu mücadeleyi yürütenlerin üzerine yürüyor. Bugün Aydın'da, Köşk'te, Mezeköy'ünde yaşanan tam da budur. Bir tarafta açgözlü şirketlerle el ele veren hükümet, iktidar ve onun kontrol ettiği güvenlik güçleri, talimat alan güvenlik güçleri, öbür tarafta bağını, bahçesini, tarlasını korumak isteyen çiftçilerle, köylülerle, vatandaşlarla onlara destek olanlar. Bakın karar vermişler. Çet gerekli değildir demişler. Burada çet gerekmez demişler. Yani jeotermal santral yapacaklar. Toprağı zehirleyecek, kontrolsüz olursa havayı zehirleyecek, suyu zehirleyecek. Bunu kurmak için çevresel etki değerlendirme raporuna gerek yok demişler. Ya elinizi vicdanınıza koyun. Hangi vicdan bunun hesabını ödeyebilir? Hangi vicdan bunu kabul edebilir? Çet burada gerekli değilse nerede çet gerekli olacak? Nerede isteyeceksiniz çeti? Birinci sınıf tarım arazisinde çet gerekli değil diyorsanız, İncir bahçelerinin, zeytin bahçelerinin, ceviz ağaçlarının olduğu yerde çet gerekli değildir diyorsanız çedi nerede arayacaksınız? Burada tabi Cumhurbaşkanlığının kararıyla acele kamulaştırma yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı acele kamulaştırma kararı almış Nisan ayında 18 Nisan ayında o acele kamulaştırma kararına dayanarak çiftçinin atadan, babadan, dededen kalan elleriyle yetiştirdiği tarlasına, bahçesine el konuyor. Acele. Yani ne demek acele? Mahkeme sonuçları süreçten hiçbir şeyi beklemeden el koyacaklar. Atıyorlar çiftçi tarlasından. Vatandaşı bağından, bahçesinden atıyorlar. Gözü yaşlı kadınlar, analar, bacılar tomaların, tank şeylerin önüne ee, yatmışlar. Güvenlik güçlerinin önüne. makinaların, iş makinalarının önüne yatmışlar çiğneye çiğneye tarlalarına giriyorlar. Bunu hangi vicdan kabul eder? Hangi anlayış kabul eder? Acele el koyma işlemi yapıyorlar. Soruyorum ya neyin acelesi bu? Neyin acelesi? Hasat zamanı meyve ağacın dalındayken, sebze yerdeyken neyin acelesi? 15 bin incir fidanı diktim diyor bir bacımız, bir vatandaşımız. 15 bin incir fidanı neyin acelesi? Daha mahsulü toplamadan neyin acelesi? Merak ediyoruz neyin acelesi bu? Ha biliyoruz bir şeyi. İlk seçimde bu iktidar ilk seçimde tası tarağı toplayıp gidecek. Bohçasını hazırlayacaklar, ellerine verecekler. Muhtemelen bu acele ilk seçimde gidecek iktidarın kaçarken götürme acelesi. Başka bir şey yok. İlk seçimde gideceksiniz, kaçarken götürme telaşıyla acele ediyorsunuz. Bu acele el koyma işleminin başka bir izahı yok. Bir yıldan az zamanınız kaldı. On aylık bir zaman varsa da erken olmazsa zamanında olursa on ay zaman kaldı. Alel acele gitmeden toparlamaya çalışıyorsun. Diğer bütün kamusal alanlarda olduğu gibi alel acele işbirliği yaptığınız şirketlere işbirliği yaptığınız şirketlerin kazançlarını garanti altına alabilmek için köşte yaşayan meze köylü vatandaşın alın terini heder etmekten çekinmiyorsunuz. Vicdanlarınız bundan rahatsız olmuyor. Bu nasıl bir acele el koyma? Değerli basın mensupları. İki gün önce oradaki tarlasını, bahçesini korumak isteyen vatandaşların üzerine yürüdüler. 26 vatandaşımız gözaltına alındı. Onu kadın, kadınlar darp edildi. Orada milletvekillerimiz vardı. Aydın milletvekilimiz Hüseyin Yıldız oradaydı. Yine Aydın milletvekilimiz Aydın Adnan Sezgin, Aydın Adnan Sezgin oradaydı. AYCEP başkanı ve görevlileri oradaydı çevre platformu. Köylülerin yanındaydı. İl başkanımız oradaydı köylülerin yanındaydı. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı oradaydı. Sivil toplum örgütleri oradaydı. Köylünün tarlasına, toprağına sahip çıkmasına, <laughs> çevrenin zehirlenmesine karşı mücadele etmesine destek vermek üzere oradaydı. Hepsini darp ettiler. Milletvekillerinin üzerine yürüdüler. Kadınlar, analarımız, bacılarımız çiğnendi. Tekmelendiklerini, çiğnendiklerini iddia ediyorlar. 26 gözaltı. Ya yakışıyor mu? Aydın'a bu yakışıyor mu? Aydın iline böyle bir muamele, orada yaşayan vatandaşlarımıza böyle bir muamele yakışıyor mu? Hangi vicdan kabul eder bunu? Zorla arazisine çökeceksin. Bir şirketin karını garanti altına alabilmek için zorla arazisine çökeceksin. Ondan sonra da o araziyi korumak isteyen vatandaşın üzerine güvenlik güçlerine talimat verip saldırtacaksın. Mahkeme kararını beklemiyorsun. Usuldür bu yürütmeyi durdurma kararı verilmese bile reddedilinceye kadar karar verilme beklemesinde bir yerleşik adet olmuş. İdare bekler. Sonucu bekler. İkaz ediyorlar orada diyorlar ki ya daha mahkeme karar vermedi. Bekleyin biraz. Hayır beklemeyeceğiz diyor. Komutan talimatı almış. Mülki amirler talimatı almışlar. Milletvekillerinin telefonlarına çıkamaz hale gelmişler. Böyle bir tablo şimdi Oradan Ödemiş'e yol gidiyor işlek bir yol. Ödemiş yolunu trafiğe kapattılar. Sırf şirketin buradaki karını garanti altına alabilmek için Ödemiş yolunu trafiğe kapattılar. Trafik köyün içinden veriliyor şimdi. Başka bir şey daha 2022 yılında hani sıkı yönetimi kaldırdık anayasadan çıkardık diye övünüyorlar diye yav ya, ayıptır ayıp. Kaymakamlık eliyle neredeyse olağanüstü hal ilan ettiler. Şu anda Meze Köy'e Yedi gün giriş çıkış yasağı koydu kaymakamlık. İl idaresi kanununa dayanarak 7 gün mezeköye giriş çıkış yasağı koydu. Ya sen bir köye giriş çıkış yasağını nasıl koyarsın? Bakın kararın gerekçesi çok ilginç. İl idaresi kanununa kamu güvenliği ile ilgili diyor ki başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak için bu kararı alıyoruz diyor. Karar burada. Başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak için. Kimin hak ve özgürlükleri? Oradaki çiftçinin tarlası var, bağı var, bahçesi var. İnciri var, zeytini var, cevizi var, sebzesi var, meyvesi var. Kimin hak ve özgürlükleri? Şirketin hak ve özgürlükleri. Orada yatırım yapan şirketin alel acele garanti altına alınacak karları var. Arkasında kim var bilmiyoruz. Arkasından hangi siyasetçi çıkar, hangi iktidar ilişkisi çıkar, hangi başka bir güç ilişkisi çıkar onu zaman içerisinde göreceğiz. Ama şu anda... Başkalarının hak ve özgürlüklerini korumaktan kastettikleri şey vatandaşın hak ve özgürlüklerini çiğnemeye kastetmiş şirketin hak ve özgürlüklerini korumak. Bunun için giriş çıkış yasağı alıyor kaymakam. Bu yılın 2022 yılının olanüstü halidir bu. Bölgeye özen. Bir başka konu diyor ki burada bakın kamulaştırmaya tepki gösterildiği şeklinde alınan bilgiler doğrultusunda. Toplumun farklı gruplarının bir araya gelerek çıkması muhtemel olaylara karşı huzur ve güvenliği önleme e, güvenlik önlemi almak için bunu yapıyoruz diyor. Yani diyor ki bu kamulaştırma kararı kamu vicdanını yaraladı ve bu kamulaştırma kararına karşı direnecek insanlar demokratik hak ve özgürlüklerini kullanacaklar. Demokratik direniş hakkını kullanacaklar. Bu anayasadan kaynaklanan bir hak değil mi? Anayasayı dan kaynaklanan hakları güvence altına almak için bu kararı alıyorum diyen kaymakamlık aslında anayasadan kaynaklanan demokratik direniş hakkını, gösteri yapma hakkını, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkını çiğnemek üzere yetkilerini kanunun verdiği yetkiyi kötüye kullanarak böyle bir karar almış. Aydın'a bu karar yakışıyor mu? 2022 yılının Ağustos ayının sonuna geldik. Yaz bitiyor. Bu zamanda bu karar, böyle bir karar. Hem de alın terini çiğnemek üzere alınan böyle bir karar Aydın'a yakışıyor mu? Ancak tabii son dönemlerde bu iş adiyeden olmaya başladı. Son dönemlerde özellikle kaymakamlar, valiler, mülki amirler eliyle konserlerin yasaklandığı, kültürel sanatsal etkinliklerin yasaklandığı ve şimdi de demokratik mücadele hakkının yasaklandığı örnekleri ne yazık ki görüyoruz. Değerli arkadaşlar bakın Meziköy çalışkan çiftçi vatandaşlarımızın yaşadığı köy. Şimdi son 2020 2018 seçimlerinin sandık sonuçlarına bir bakalım. Meziköylü vatandaşlarımızın suçu bu mu? Merak ediyorum yani. Çok ilginç. Milletvekilliği seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 158 oy vermiş vatandaşlarımız. Milliyetçi Hareket Partisi'ne 38 oy vermiş. Toplam Cumhur İttifakı'na 196 oy vermiş bu köyde, mahallemizde. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 15 oy, İyi Parti'ye 11 oy, Saadet Partisi'ne 11 oy yani Millet İttifakı'na 27 oy vermiş. Bu vatandaşlarımız 2018 seçimlerinde sandığa gitmişler. Cumhur İttifakı'na 196 oy, Millet İttifakı'na milletvekili seçimlerinde 27 oy vermişler. Alın terleriyle çalışan mütevazi insanlar bu vatandaşlarımız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde acele kamulaştırma kararı alan, acele el koyma kararı alan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 199 oy vermişler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de 14 oy vermişler. Vatandaşlarımız. Sandığa gitmişler. Şimdi soruyorum. Mustafa Savaş'a soruyorum. AK Parti Aydın Milletvekili. Bekir Kuvvet Erim'e soruyorum. Metin Yavuz'a soruyorum. Rıza Posacı'ya soruyorum. Neredesiniz kardeşim? Sayın milletvekilleri neredesiniz? Bu insanlar sandıkta gitmişler size kucak dolusu oy vermişler. Destek vermişler, sizi baş tacı etmişler. Sizin sözünüze inanmışlar, omuz vermişler, sizi baş tacı etmişler. Şimdi siz el birliğiyle onları ayaklar altında eziyorsunuz. Neredesiniz? Neredesiniz? Nasıl yüzüne bakacaksınız bu insanların? Aydınlı'nın nasıl yüzüne bakacaksınız? Değerli arkadaşlar, Burada bu mücadele, bu hak mücadelesi devam ediyor. Biraz önce isimlerini saydım. Milletvekillerimiz daha önce Sayın Süleyman Bülbül bölgeye gitti, bölgede çalışmalar yaptı. Yine Hüseyin Yıldız ve Sayın Adnan, Aydın Adnan Sezgin e, dünden bu yana oradaki vatandaşların yanında mücadeleye devam ediyorlar. Sivil toplum örgütleri mücadeleye devam ediyorlar. Bir süreci takip etmeye devam edeceğiz. Yarın Genel Başkan Yardımcımız Ali Öztunç başkanlığında bir heyet, Cumhuriyet Halk Partisi heyeti milletvekillerimizle beraber yine bölgeye gidecekler. Biz Türkiye'nin enerji ihtiyacı olduğunun bilincindeyiz. Biz Türkiye'nin ciddi çevreyle barışık enerji yatırımlarına karşı değiliz. Ama biz Aydın'ın yüzde seksenini Kunharca jeotermal alanı ilan edilmesine karşıyız. Türkiye'deki jeotermallerin yüzde ellisinin gelip aydına konuşlandırılmasına karşıyız. Havayı, toprağı, suyu zehirleyerek gerekli önlemler alınmadan kontrolsüzce yapılan yatırımlara karşıyız vatandaşın birinci sınıf tarım arazisini ezerek çiğneyerek zeytinlerini, incirlerini, cevizini, ağacını, bahçesini talan ederek yapılan bu talancı zihniyete karşıyız. Buna karşı mücadelemiz devam edecek ve inanıyorum ki ilk seçimde aydınlı hemşerilerimiz kendilerini görenlerle, kendilerinin yanında duranlarla ayaklarının altında kendilerini ayaklar altında ezenler arasındaki farkı sandıkta ilk seçimde gösterecekler ve tokat gibi o toprağın, ağacın, meyvenin, alın terinin hesabını sandıkta sormasını aydınlı hemşerilerimiz bilir. Hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu konuyla ilgili sorularınız varsa alacağım. Başka konularla ilgili öğleden sonra grup başkan vekilimiz basın toplantısı yapacak. Ona sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.